size saygılar sunarız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bandırmalıyız. Bandırma'da doğduk, Bandırma'da büyüdük. Şirin Çavuşumuzda, Musak Çamız'da, Bandırma'mızın 32 köyüde hepsi destek verdi. Allah'a şükürler olsun ki bu memlekette 3 dönem milletvekilliği, bir dönemde belediye başkanlığı yaptık. Ama bugüne kadar halkın faydasına olmayan hiçbir şeyde evet demedik. Ve buna da evet zaten demeyeceğiz. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Sevgili dost dedi ki, Hıdır köylü, 30 dönüm zeytinliğim var. Ben 1991 yılında milletvekiliyken sanki bugünleri düşünmüş gibi Allah rahmet eylesin Melih Pavuççuoğlu ile beraber zeytin kanunu çıkaran adamım. Eğer ki o kanun o zaman çıkmasaydı bugün bunları konuşmamız bile söz konusu olmayacaktı. Ve geçen dönem bundan çok değil sevgili Namık da oradaydı. Bundan bir yıl önce aynı yasa için sanayi komisyonunda değil zeytinle ilgili tarım komisyonunda görüşülmeden diğer komisyona gelince oraya gidip buna karşı çıkanlardan en başında iktidar milletvekili olarak benim. Demirel'in bir sözü var. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Yavrum, halka rağmen bir şey olmaz derdi. Halka rağmen bir şey olmaz. Eğer ki bunu diretirseniz buranın halkının, milletin tadını, tuzunu, zevkini, şevkini kaçırırsınız, hiçbir şey de olmaz. Hiçbir şey de olmaz. Onun olmaması için ikide bir temcit pilavı gibi bunu şey yaparak, önümüze getirerek bu halkı tedirgin etmeye, insanları mutazarrir etmeye hakkınız yok. Bakın. Ben AK Parti'nin milletvekili iken AK Parti'nin Maliye Bakanı Kemal Unakıda'nın Bandırma'ya kurmaya çalıştığı termik santrali karşı çıkmış adamım. Doğru mu? O zaman ben kendi partinin bakanına karşı çıkmışsam hayatımda adını bile bilmediğim kim hangi kuruluş bulacak ona da evet diyecek halimiz yok. Diyecek halimiz yok. Zaten başka bir şey daha söyleyeyim. Allah'a şükür ben eskilerdenim. Eskilerden diyorduk ki komünistler Moskova'ya, komünistler Moskova'ya. Şimdi o da bitti ya. Zaten Ruslarla da aramız bozuldu. Kömür vermeyecekler, termik santral çalıştırmak da mümkün değil. Onun için tası tarağı toplayın, Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı günler, sağlıcakla ben sizin arkanızdayım, gücüm varsa. Teşekkür ediyorum. Ne güzel söyledin, herkes konuştu ama vallahi çok güzel konuştun. Tam net konuştun, Allah senden razı olsun. Değerli dostlar, ben Ahmet Akın, Gönenliyim, Balıkesir milletvekiliyim. Sayın AK Parti eski milletvekili, değerli dostumuza çok teşekkür ederim. Beraber Namık Avuççu vekilimize gerçekten mücadele verdiler. Halka rağmen olan hiçbir şeyi kabul ettirmemek için mücadele verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, biz 3 milletvekili arkadaş olarak Çevre Bakanlığı'na gittik. Orada görüşmelerimizi yaptık. Yani sırf %49'un üzerinde oy aldık diye tekrar acaba şansımızı deneyelim diye yaptıkları müracaatların içi boş. Ben size buradan söyleyeyim. Bakın burada bütün partiler burada. Bütün milletvekillerimiz burada. Belediye başkanlarımız burada. Bütün köylülerimiz burada. Hemşerilerim burada. Zeytin ve kavun diyarı Şirin Çavuş'a bırak termik santral yapmayı kümes bile yapamayacaksınız. Onu biliyorum. Çünkü gerçekten bakın ne kadar güzel sağlık ve birlik, sağlık önünde olduğu için nasıl bütün partiler bir arada halka rağmen hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Gönenden belediye başkanı vekilimiz de burada. Yani değerli dostlar, o parti bu parti değil. Bu artık bizim sağlığımızın meselesi, çoluğumuzun, çocuğumuzun meselesi. Milletin artık bu işten kurtulmak derdinde farklı çareler düşünürken bizim zorla termik santrali buraya dayatmamız başıboş bir çalışma. Bu arada biliyorsunuz Ayşe annem söyledi. Allah bize öyle güzel nimetler vermiş ki şükürler olsun. Etrafımız yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dolu. Etrafımızda bir sürü rüzgar var, güneş var, her türlü imkan var. Gelmişler termik. Neden? Çünkü 3,5-4 senede parayı geri alacaklar. Yani insanlıkla bir alakası yok, yaşamla bir alakası yok. Sadece kazançla alakası var. Ama tekrar ediyorum.
aldığımız çalışmalara göre, değerli vekillerimizin daha önce yaptığı kanunlara göre de giderek bırakın termik santrali, gerçekten kümes bile yapamayacaklar. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakan, değerli müdürü, il müdürü, değerli milletvekillerim. Ben Erdek Belediye Başkanı, aynı zamanda da 162 sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin başkanı Hüseyin Sarı. Şimdi bugün niye buradayız? Bürokratik olarak, hukuken, yasal olarak yapılamayacağını bilmemize rağmen bugün buradayız. Çünkü bugün yeryüzünde paranın yapamayacağı, yaptıramayacağı hiçbir illegalite yok. Çevre düzeni planı 2013 sonu 2014 başında onaylandı. Şu anda askı süresi içerisinde yasal hukuki süreç başlatıldığı için daha mahkeme sonucu neticelenmediği için kesinleşmiş değil. Bürokratik olarak kesinleşmiş görünse bile her an iptal olabilir. Kesinleşse ama şu anda mahkeme süreci devam ediyor. Yasal olarak plan kesinleşti fakat her an hukuken iptal de söz konusu olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın çok yakın çevreden size örnek vereyim. Doğalgaz dönüşüm santrali yapıldığında çevre düzeni planı var mıydı? Yok. Mevzi imar planıyla yapıldı. Bakfaş 1969 yılında yapılmış Türkiye'nin en büyük gübre fabrikası 1969'dan bu yana yapılmış, üretim yapıyor. Ne planı vardı, ne ruhsatı var, hala yok. Yıl 2015, hala ruhsatsız. Ve halka arz edilmiş, TMSF tarafından borsada işlem gören bir firma ama bugünkü yasalar çerçevesinde ruhsatsız. Biz bu tarafta gördüğünüz için zannettiniz ki biz şirketin ortağıyız herhalde. Biz de sizle beraber buraya geldik. Biz de bu işe engel olmak için buradayız. Şimdi karşıda benim belediye başkanlığı yaptığım coğrafya 2006 yılında başlayan çalışmalar sonrasında 2007 yılında Türkiye'nin turizm bölgesi ilan edilen ikinci bölgesi. Yani birisi Antalya Berek, ikincisi de Güney Balıkesir, Güney Marmara ve Adalar turizm bölgesi ilanı yapıldı. Neyle arkadaşlar? Tek bakanın imzasıyla değil. Bütün bakanlar kurulunun imzasıyla bugün Cumhurbaşkanımızın da bizzat o zaman başbakan olarak imzasıyla turizm bölgesi yapıldı. Yaşadığımız coğrafya Kaz Dağları, Kapıdağ zincirinde dünyanın en zengin endemik bitkilerinin olduğu bir coğrafya. Endemik ne demek arkadaşlar? Yeryüzünde başka bir yerde yetişmeyen. Ender değil. Başka hiçbir coğrafyada olmayan bitki türüdür. Kaz Dağları'nda coğrafya olarak büyük olduğu için 40 çeşit, Kapı Dağı'nda tek başına Kapı Dağı'nda 10 çeşit sadece Kapı Dağı'nda yetişen bitki vardır. Diğer bitki canlıları saymıyorum. Kuş cenneti keza fauna dediğimiz canlı, bütün göçmen canlıların yaşadığı bir coğrafya. Şu anda burada sadece termik santral için burada değiliz. Erdek Körfezi bütün Çanakkale Boğazı ile bağlantısı nedeniyle Ege ve Akdeniz'in hayat platosu. Bu bilimsel olarak üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalarla ortaya çıkan, yani bütün Akdeniz'deki canlılar, deniz canlıları burada ürüyor. Bitkisinden balığına kadar burada ürüyor. Eski bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yani şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, eskiden Çevre ve Orman Bakanlığı'ydı. İnternete yazarsanız, bilimsel bu coğrafyada hem kara parçalarının hem de denizin bütün özelliklerini, bilimsel özelliklerini göreceksiniz. Niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum.
Gerçi az önce Bandırma Kent Konseyi Başkanımız, meslektaşı, mimar Şerafettin Bey zaten teknik olarak anlattı. Bırakınız çet sürecini, plan sürecinde esasen bütün bu bilimsel verilerin toplanıp bu bölgedeki planlama ile ilgili kararların bu bilimsel bilgiler toplandıktan sonra verilmesi lazım. Ama bir takım sermaye güçlerinin burada gelip yıllardır, 15 yıldır arazi kapatması, ucuza arazi kapatmasıyla bugünleri planladıklarını biz zaten biliyoruz. Ben 1999 arasında da belediye başkanlığı yaptım. Siyasetçilerin de işin içinde olduğunu da biliyorum. Onun için bugün buradayız. Yani bu coğrafyada bu işlerin yanlış olduğuna inandığımız için dünyada bu coğrafya gibi bir coğrafya yok. Akdeniz iklimini birçok yerde yaşayabilirsiniz. Ama Marmara Denizi sadece Türkiye'de yaşanır. Ve Marmara'yı zaten bugün nüfusuyla, sanayisiyle katletmiş durumdayız. Mavi bayraklı tek körfez Erdek Körfezi. Dolayısıyla Erdek Körfezi'nden başka Türkiye'nin değeri Marmara'da kalmamış durumda. Kısa sürede elde edilecek grantlarla, oluşacak katma değerlerle bundan 50 sene sonra biz ah ne yaptık, vah ne yaptık, burayı yine eski haline dönüştürelim diye düşünerek harcayacağımız paralar bu tesislerin kurulmasıyla elde edilecek paraların çok çok katı olacak. Neden? Haliç'te bunu yaşadık. Neden? İzmit Körfezi'nde bunu yaşıyoruz. Biz bu coğrafyayı kimseye yedirmeyiz. Onu için buradayız. Sizler de bize bunun için burada destek veriyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve Şehircilik Bakanlığımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bu konuda duyarlı olmasa zaten toplantıyı burada yapmaz. Kapalı kapılar arkasında yapar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Adım Murat Karacan benim. Balıkesir'den geliyorum. STK görevlisiyim. Ben bu 123 sayfa toplamda yazılmış olan ve aslında başvuru dosyası olan bir süreç. Bir takım sıkıntılar var. Onlar yazılı verebilir. Tabii ki verebilirim ama hani Sayın Şerafettin Başkan'ın dediği gibi küçük bilgilendirme açısından da çok kısa zaten. Hemen söyleyip geçeceğim. Bir kere tam anlamıyla şu anda biliyorsunuz Paris'te bir iklim zirvesi var. Ve küresel iklim değişikliği tam anlamıyla chat başvuru dosyasında yer almıyor. Küresel iklim değişikliği dünyanın bir numaralı sorunudur. Buna bir numaralı sorun olmasına sebep olan da fosil yakıt olan kömürdür. Kömürle yapılması planlanan bu termik santrale ben de Murat Karacan olarak en azından karşıyım. Onun da kayda geçmesini istiyorum. Aynı zamanda küresel iklim değişikliğinden bahsetmemekle şöyle bir sıkıntı doğuyor burada. O da şu, bundan 11 ay önce başlayan bir proje var. Geçen Haziran'da bitti. O proje Avrupa Birliği desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte yapıldı. O projede bölge bölge küresel iklim değişikliğinin anlatıldığı bir projedir. O projenin de işlenmesi ve incelenmesini istiyorum. Çünkü incelenmezse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşımıza almış oluyoruz. Öbür taraftan herkesin bahsettiği gibi yenilenebilir enerjiden bahsedildi. Bu anlamda da bir eksiklik var orada. Her daim kömürden bahsedilmiş ama şunu da sormak istiyorum. Bu kömürü pulverize kömür sistemi kullanacaklar. Kireç lazım olacak. Ve bu kireç nereden alınacak? Bu bahsedilmiyor. Öbür taraftan her türlü bilgi verildiği gözüküyor yani sayısal anlamda. Fakat amonyak kullanılacağı söyleniyor. Amonyak ne kadar kullanılacak? Chat başvuru dosyasında bu yazmıyor ki amonyak çok önemli bir inceltici ve emilimi artırır. Baştan direkt akciğerlere zararlıdır. Onu da belirtmekte fayda görüyorum. Mehmet Tüm milletvekilinin söylediği gibi kayağın paladır. Bunun altında imzası olan Bursa Tabip Odası'nda. Öbür taraftan hemen bitiriyorum. Burada kümülatif etkiden hiç bahsedilmemiş. Yarar ve zarar karşılaştırılması hiç yapılmamış. Özellikle üstünde duruyoruz çünkü geçen defasında da bahsettik. Kümülatif etki Adana'daki çevre örgütleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na iştahat olarak yazılmış durumda şu anda. Onun da araştırılmasını ve yapılacak chat dosyasına konulmasını istiyorum.
Öbür taraftan bitiriyorum, sayfayla konuşmaya başlayacağım. 21. sayfada ve 22. sayfada özellikle yağış rejiminden bahsedilmiş. Yağış rejiminden bahsedilirken şundan dolayı bahsedilmiş. İşte hidroelektrik santral yapamayı çünkü yağış rejimi dengesiz denilmiş. Fakat burada 1975 ve 2010 arası Balıkesir bölgesinin yağış rejimi incelenmiş. Çet dosyasını hazırlayacak olan arkadaşlara 2015 yılı Haziran'ında Balıkesir'de yaşanan yağış olayını hatırlatmak isterim. Böyle bir sıkıntı var. Lütfen onu da göz önünde bulundursunlar. Tabii ki bu küresel iklim değişikliği ve kömür kullanımı eğer göz önünde bulundurmazlarsa bunu daha da destekleyecek. İthal kömürden bahsettik. İthal kömür deniliyor. Aynı zamanda çet dosyasında, başvuru dosyasında yan ürün olarak fuel oil ve doğalgaz kullanılacağı söyleniyor. Böyle bir termik santralin doğalgaz kullanımında dışarıya bağımlılığı azaltacağı söylenirken neden ithal kömür kullanıyoruz? Bunu anlamış değilim bir ekonomist olarak. Çünkü şu rakamlar eksik. Türkiye'nin bugün ithal kömürden ithal kömür oranı %90'lardadır. Doğalgaz azalacaksa neden dışarıdan kömür alıyoruz? Ama tabii bu kömür kullanımını savunuyorum anlamına gelmesin lütfen. Yerli kömürde kullanılsın demiyorum burada. İthal kömürü niye alıyoruz onu anlamış değilim. Öbür taraftan da enerji verimliliği ve enerji yoğunluğu konuları işlemlemiş chat raporunda. Bunun içinde dediğim gibi bilir kişilere ihtiyaç var. Enerji verimliliği ve enerji yoğunluğu konuları işlenirse Türkiye'nin enerji politikaları daha iyi anlaşılacak ve aslında daha başka çözümler ortaya konulacaktır. Bunun içinde istenirse Bloomberg ekonomik kuruluşunun araştırma sonuçlarına bakılabilir. Bir de şunu sormak istiyorum. Sonuç olarak dolarla satın alacaksak bizim kömürü, doların 3 lira olduğu bir memlekette nasıl doğalgazın yerine işte ithal kömürü ikame edeceğiz bunu sormak lazım. Çünkü 3 liradan bahsediyoruz. Doların 1 dolar 3 lira yani. Dolarla satın alacağız. Aynı zamanda gelecek olan kömür de sadece Sibirya'dan gelmeyecek. Sayın Vekilim kusura bakmayın. Sibirya'dan gelmeyecek, Rusya'dan Kolombiya üzerinden geleceği söyleniyor. Onu da belirtmekte fayda görüyorum. Ve projenin deniz kenarında bir kömür taşınacağı, bitiriyorum abi, bir dakika lütfen. Kömür taşınacağı söyleniyor gemilerle fakat başvuru dosyasında taşınacak olan kömürlerin, taşıyacak olan gemilerin, araçların sera gazı salınımı ve karbon salınımından hiç bahsedilmemiş. Onların karbon salınımı çok yüksektir. Aynı zamanda şu söyleniyor, bir ironik bir durum var, tezat yaratıyor. Temiz kömür teknolojileri kömürün yanma verimini artırma ve çevresel etkileri en aza indirmek için tasarlanmış teknolojiler denilmiş. Buradan da şu ortaya çıkıyor, biz diyor yani arkadaşlar, emisyonu sıfırlayacak olan bir teknolojinin hala olmadığını kabul ediyoruz diyor. Emisyonu sıfırlayacak olan teknolojinin olmadığı yerde de herhalde zarar görecektir çevredeki bütün canlılar ve insanlar. Sayın Nimar Başkan'ın bahsettiği gibi burası birinci sınıf bir deprem kuşağı gitti. Buradaki olası bir deprem halinde, buna ısrarla değinmek istiyorum. Olası bir deprem halinde kül depolama tesisindeki ve radyoaktif olacak olan bu küllerin doğaya karışması nasıl engellenecek? Bunun için ne düşünülüyor? Bu kadar, evet. Teşekkür ederim. Aynı zamanda şöyle bir durumda burada söz konusu, böyle bir şey burada yapılırsa çevredeki rüzgar jülerinin yani yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların şöyle bir ters etkisi olabilir diye düşünüyorum ve bunun da incelenmesini istiyorum. Rüzgar jüleri burada oluşacak olan dumanı daha hızlı taşıyacaktır. Rüzgar jülerinin taşıyacağı olan dumanın da çok daha farklı etkileri vardır. İsterseniz... Sayın Ege'nin teşekkür ediyoruz. Teşekkür.